Endobronşiyel tedavi teknikleri onkolojinin ihtiyacı doğrultusunda geliştirilmiştir. Onkologlar akciğer kanseri tedavisinde endobronşiyel komponentin varlığının komplikasyonlara yol açtığını gördüklerinde bu tedavilere ihtiyaç duymuşlardır. Tabi tedaviler kendileri yapamayacakları için göğüsçülerden ve göğüs cerrahlardan destek istemişlerdir. Dünya endoskopi tarihinde 1980'lerden sonra Dr. Jean-François Dumont tarafından geliştirilen tekniklerdir bunların birçoğu. Daha çok rigid bronkoskopik teknikler ve Dumont'un silikon stentleri ağırlıklı olarak gelişmiştir. Lazerde de ND-YAP'tan ND-YAP lazere doğru bir geçiş olduğu görülmektedir. Şu anda dünyada birçok ülkede ancak belli sayıda merkezlerde çok yaygın kullanılan teknikler olmakla birlikte tüm göğüsçülerin ulaşması mümkün olmayan tekniklerdir bunlar. Ülkemizde ise 1990'ların sonundan itibaren benimle birlikte gelişmiş olan tekniklerdir bunlar. Daha önce değişik kliniklerde deneme aşamasında kullanılmış olmakla birlikte ölümle sonuçlanan komplikasyonların varlığı tedaviden uzaklaşmaya yol açmıştır. Ancak 90'lı yılların sonundan itibaren geliştirdiğimiz tekniklerle birlikte şu anda ülkemizde birçok klinikte çok sayıda merkezde çok sayıda göğüs tarafında uygulanır tedavi teknikleri haline gelmiştir ve artarak da devam etmektedir.